Proje iddiası, 2137 milyon kWh. Yusuf Yusufeli Santrali'nden geçecek su, derinerden geçen sudan 120 bölü 154 eşittir 0.78 yani 5'te 4'ü oranından daha azdır. Derinerin net düşü yüksekliği Yusufeli Santrali'nden 2 metre daha azdır. Bunu sonuca tesiri %1 civarındadır. Bu durumda Yusufeli Santrali'nde üretilebilecek enerji aynı yıl akışında Deriner Barajı'nın %79'u civarında olacaktır. Gazeteci Yusuf Yavuz'un anlatımına göre, üretime geçen barajlardaki durum utanç verici. Artvin Yusufeli'nde üretime geçen Muratlı, Borçka ve Deriner Barajı Santrallerinde durum beklenenden yıllardır haykırılan değerlerden daha utanç vericidir. En yukarıdaki Deriner 2014 yılında 1150 milyon kilowatt saat enerji üretmiştir. Bunun karşılığı 1150 çarpı 0.79 eşittir 910 milyon kilowatt saattir. Bu miktarı geçemez. Suların çok olduğu yıllarda bu rakam 1.1 milyar kilowatt saat çıkabilir. Yanılmayalım. Size her yıl bu kadar olacakmış gibi satacaklardır. Yusufeli barajı içinde kalacak, yolcusu olmayan otel gibi. Yusufeli barajının içinde bekletecek su olmadığı yönünde iddialara göre bu barajın enerji üretimine katkısı olmadığı ve zararlı olduğu görüşleri de savunuluyor. Bunca masraf yapılan barajlar hizmetlerini su bekleterek yaparlar. İçinde bekletecek suyu olmayan barajın elektrik üretiminde hizmeti olabilir mi? İçinde yolcu kalmayan otelin gelirinden bahsedilebilir mi? Tezleri de güçlü savunma biçimindedir. Barajların yüksekliği insanları kandırmak için kullanılıyor. Tezi yaygın hakim görüş konumundadır. Artvin Yusufeli barajlarının yüksekliğinin ahmakları kandırmak için pazarlama tekniği ve aracı olarak kullanıldığı yaygın olarak dile getirilerek barajlar rantabilitesiyle değerlendirilir, onurlu yönetici ve ayık toplum barajların yüksekliğinden mutluluk duymaz görüşü ile çoruh enerji planı elektrik üretmek için yapılmamıştır. 15 adet barajdan 11 adedinin içinde bekletecek su yoktur. Bu durumu 8 yıldır haykırdık denilmektedir. Yine yapılanlar ülkeyi borca batırmak, havzayı insandan boşaltmak, coğrafyamızı yırtmak içindir denilerek siyasilere yıllarca seslerine, çığlıklarına, kulaklarını tıkadı haykırışı ile bütün yurtseverleri hesap sormaya çağırmışlardır. Bu kaydımızla da takdir, aklı, vicdanı ve yurttaşlık bilinci olanlara bırakılmıştır ifadelerini görselleştirdik. Mühendislik harikası olarak tanıtılan Artvin Deriner Barajı enerji üretimi amaçlı yapılmış olup minimum kotta 1713 hektar alanla su ürünleri yetiştiriciliği açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ana kaynağı Çoruh Nehri olan Deriner Barajı, Şavşat ve Ardanüs dereleriyle de beslenmektedir. Baraj derin vadiye kurulduğu için su derinliği 80 ila 100 metre arasında değişmekte, barındırdığı büyük su kütlesi sebebiyle maksimum 17 ila 18 santigrat derece su sıcaklığıyla da su ürünleri için gerekli kriterleri sağlamaktadır. Yetiştirilen balıkların Organik vasıfta oluşu tarım alanlarının kısıtlı oluşu sebebiyle alternatif arayışı Deriner Baraj Gölü'nde su ürünleri üretimini ön plana çıkarmaktadır. Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince Deriner Barajı'nda yapılan incelemelerde ilk etapta su ürünleri yetiştiriciliğine uygun 4 adet üretim sahası tespit edilmiş olup yatırımcı beklemektedir. Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali, dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel tarafından mühendislik harikası olarak değerlendirilmiş. Yüksek mühendislik hesapları gerektiren İnce Kemer çift derinlikli baraj sistemiyle inşa edilen barajda tamamı Türk 60'ı mühendis, 120'si teknik eleman olmak üzere 1200 kişi çalışmıştır. Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temeli Erzurum ve Bayburt ilindeki Mescit Dağları'nda doğup Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum kentinden Karadeniz'e dökülen 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerindeki Artvin ilinde 1988 yılında atılmıştır. 2005 yılında tamamlanması planlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi 2012 yılında elektrik üretimine geçmiştir. Barajın bünyesinde yer altında inşa edilen ve 670 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santrali ise yıllık 2118 GW saat elektrik üretimi gerçekleştirecek. İnce Kemer Çift derinlikli baraj sistemine göre inşa edilen baraj projesi mühendislik açısından çok dikkat çekicidir. Ağırlık baraj kendi ağırlığı ile duran bir baraj sistemi iken, ince kemer ve çift derinlikli denilen sistem bir mühendislik harikasıdır. Çok ince ve estetik bir yapı ortaya çıkar. Ağırlık baraj sistemi daha kolay yapılabileceği bir sistem iken, maliyet çok fazladır. Ayrıca kimse taş ve toprakla doldurulmuş bir baraj görmek istemez. Bakıldığında bir baraj görünür ama, Burada estetik bir görüntü yok. Deriner Barajı ve Hes projesi 3.4 milyon metreküp gövde hacmine sahiptir.